çekimsiz. Demek ki onu öngörmüşler, onu yaptırıyorlar yani. Öyle bir kendi kafalarından bir şey yapmış değiller. Demek ki ne ortam onu gösteriyor yani, kanun onu gösteriymiş, öyle yapmışlar. Allah razı olsun, sağ olsun. Yani ben yalnız onlar, o çocuklardan şikayetçi falan değilim. O çocuklar bana bir şey de dememiş, amca burada durma, evine git dediler. Ben de tamam dedim, bedresinden indim, dolmuşa bindim, buraya geldim. Lokantacıyım ben, işte anlattım ya şeyden, ondan sonra oralı bıraktık. Çankaya, şimdiki köş taksi var ya, evet. Onun yanında bir yer açtık. Orada da epeyce 20 sene falan da orada kaldım ben. İşte çocuklar büyüdüler, çocuklar lokantacılık yapmadılar. Okudular. Türkiye evde kalsın tabii canım. Zaten dışarıda yani bu işin şeyini de yapıyorlar yani. Evet. Evet işte çiçeğe bakayım. Biraz şu bahçeye çıkayım. Geri gireyim. İşte yalnızlık zor. Yalnızlık. Evde oturacağım. Televizyona bakayım, bakayım ruhum sıkılıyor. Gideyim yatayım diyeyim, yatamıyorum. Uykum gelmiyor. Ondan sonra gene geleyim buralara oturayım. Şimdi evdeyim. Dün o Ankara'da şeyden çıkmak için ben hastaneye gitmiştim. Evden çıkıp hastane. Dış kapı hastanesine gittim. Dış kapı hastanesinde muayene ettiler beni. Ben de binip eve gelecektim. Otobüste beni almadı. O zaman ben dedim yayan ulusa gideyim şeye. Bedresine gideyim, oradan dolmuşa bineyim, eve gideyim dedim. Kartım şey olmadı, ha. Benim serbest kart var ya, evet. Onu kabul etmedi şey, makine. Hı hı. Ondan sonra ben dedim ki oradan yayan, Hacı Bayram'dan yayan şeye geliydim. Eski büyük bir... Eski belediye var ya, onun önünde bana iki kişi, iki tane çocuk ellerinde telefon. Sen nereye gideyim amca falan dedi bana. Ben de dedim ki ben böyle durum böyle böyle hastaneden çıktım. Şuradaydım bir çorba içeyim dedim. Gittim ki ne benim Antep'le orada çorbacılar var ya, lokanta var ya. Evet. Özgaziantep. Ondan sonra onlar da kapalı. O zaman ben dedim ki kafamdan hani bineyim şu bedresinden eve gideyim dedim. İşte orada karşılaştık çocuklarla, o belediyenin önünde. Ne geziyorsun amca dedi. Ben de dedim ki böyle böyle dedim. Ben hastaneye geldim, hastaneden çıktım. Böyle böyle eve gideceğim. Çabuk dedi buradan dedi, git dedi. Seni götürürük dedi, ceza yazarık dedi. Ondan sonra
epeyce söyledi. Peki dedim ben de. Şükür korkmadık. Yani çocuklarda da öyle bir resmi falan bir şey yoktu yani. He. Ondan sonra oradan ben indim, rampadan indim. Bedderesine indim, buraların dolmuşuna bindim, eve geldim. He, eve geldim, aradan yarım saat falan geçti. Bir baktım benim telefonum çaldı. He, size geleceğiz dediler. Ondan sonra bir eki şey geldi. Kaymakam geldi. Kaymakamın yanında 3-4 tane adam geldi. He, ondan sonra işte beni sordular falan ettiler. Ondan sonra ambulans çağırdılar. Ambulans çağırdılar. Onlar söylediler. Ben ambulansa bindim. Beni hastaneye, Keçiören Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Test yaptılar. He, orada beni test yaptılar. Ben de kıza telefon ettim, büyük kıza buna. He, o da geldi hastaneye. Bütün şeyleri, neticeleri ona yani söylediler, ettiler. Kızım işte ben zaten pek inmiyorum aşağıya. Yani Allah hepsinden razı olsun. Yani o çocuk da bayağı bir şey demiş değil yani. Dedi ne geziyin amca sen burada dedi. Seni götürürük dedi, ceza yazarık dedi. Şuradan dedi bin de evine git dedi. Ben de dedim otobüste dedim böyle böyle benim kartımdan gidemeyim dedim. Ben şuradan ineyim git et dedi. Hemen ben indim gittim. Peki yani size karşı bir saygısızlığı olmadı. Hayır. Hayır. Şimdi doğru konuşalım. Bana bir şey demedi. Yalnız işte anlattım dedi. Ne gezin sen burada dedi. Ben de dedim hastaneden dedim geldim. Şurada çorba içeyim dedim. Otobüste dedim beni almadı dedim. Ona söyledim bunları aynı size söyledim. O ne söyledi? O da dedi ki buradan git dedi yani evine git dedi. Ben mi? Ben niye kızdım? Zaten çoğunu orada söylüyorlardı. Yani böyle topluluk oluydu. Yani ben aşağı inirken döndüm baktım başkaları da başkalarıyla da konuşuyorlardı oğlanlar. Yani bana bir şey demiş değiller. Yani bana bir öyle kötü bir şey falan. Şimdi doğru konuşalım. Kızım işte hastaneye ben beni buradan bir arkadaş yukarıda oturan vardı. Amca çıkma falan dedi hatta bana. Ben de dedim ki ben hastaneye gitmek isteyeyim böyle böyle dedim bu kolumu kaldırayım. Bende de birkaç günden beri bir kaşıntı vardı vücudumda. Bir de kollarımı şey demedim. Ondan sonra ben dedim hastaneye gitmek isteyeyim dedim. Aldı beni hastaneye götürdü. Çocuk orada bıraktı geri işte ondan sonrasının hepsini de anlattım. Yani ben şikayetçi falan değilim şimdi. Ben şikayetçi falan değilim. Yani bayağı çocuk gelip de bir aksi bir şey konuşmadı. Sen ne geziyin burada dedi. Sen burada ne geziyin dedi. Demek ki ona da onu öngörmüşler. Öyle bilmeyeyim yani ben o çocuk bana bir şey demiş değil onlar yani. Buradan dedi git amca dedi. Evine git dedi. Çıkma evden dedi. Şimdi işte artık yaşlılar veyahut da ondan sonra biraz rahatsız olanlar evinde kalsın, çıkmasın dışarı. Çok şeydim, ben 80 yaşındayım. 40 doğumluyum. Ondan sonra, o öldükten sonra ben biraz şey oldum işte. Şimdi de yine Allah'a hamdü şükürler olsun, yine de iyiyim yani.